Ebeveynlik süresinde her şey yolunda ama tabii miyomlar, kistler hep duyuyoruz. En çok gelen soru başlıkları da buydu. Miyom var, kist var, gebeliğe engel mi, bebeğimi düşürür mü, düşük yaptırır mı diye soralım miyomlar, kistler. Evet, şimdi öncelikle çok daha çok yeni bir 11 haftalık gebem. Tabii gebelikte fark ettik kistinin ne olduğunu. Torsiyon dediğimiz kistler kendi etrafında dönüp çok şiddetli, dayanılmaz, inanılmaz dayanılmaz ağrılara neden olup akut batın ve acil cerrahiye neden olabiliyor gebelikte. Eğer çok büyük bir kist varsa onu mutlaka gebelik öncesi halletmek çok önemli. Ama bazen gebelik sırasında çıkıyor ya da bu torsiyon sırasında çok büyüyebiliyor kistler. Mecburen gene ameliyat olmak gerekiyor. Ama küçük, basit, gebeliğinize engel olmayacak kistler varsa çok dokunmayı istemiyoruz biz onlara. Miyomların da yeri çok önemli. Eğer çok büyük bir miyomsa gene yeri çok önemli değil. Çok büyük bir miyomsa gebe kalmadan önce onu aldırtın diyoruz. Çünkü miyomun aldırtmadan gebelikte de büyüyor, hormonlara bağlı. Çok fazla beslenme bozukluğu ve erken doğuma, düşük doğum ağırlığına neden olabiliyor. Ya da rahimin iç tabakasında küçük bir miyom oldu. Çok küçük, 1 saatim ama gebeliğe engel olabiliyor. O yüzden yani miyomun büyüklüğüne ve durumuna göre, yerine göre karar vermek gerekiyor.